Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine bir köy videosuyla birlikteyiz. Neredeyiz kızım? Serada mıyız? Sera arkamızda mı? Bostan diyorlar değil mi buraya? Köy yerinde bostan diyorlar kızım buraya. Bunları öğrensin iyi olur. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Bostan'dayız. Biliyorsunuz daha önce sera yapmıştık. Şimdi seramızda yaptığımız işlemleri size gösterelim. Bakalım beğenecek misiniz? Bu arada kanalımıza abone olarak da bizleri desteklerseniz çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şöyle başlayalım. Geç bakayım kızım. Baba her zamanki gibi iş başında. Pat patla toprağa gördüğünüz gibi işliyor. Sen buna canavar mı diyorsun? Büyük baba kızım o. Canavar mı? Büyük baba, büyük baba. Hadi seraya bakalım. Önündeki canavar ama. Arkadaşlar seramız bu. Daha önce biliyorsunuz. Fasulyelerimiz şu şekilde çıkmaya başladı. Evet. Domateslerimiz de çıkmaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle biberlerimiz var. Aşağıdakiler şöyle salatalıklar kızım. Evet. Biberler aşağıda bak aşağıda da var biber. Gördün mü? Evet soğanlarımız var orada. Neyimiz var? Fasulyemiz var, domatesimiz var, salatalığımız var, biberimiz var. O önündekiler salatalık bebeğim. Önündekiler, önündekiler. Kanalın içindekiler bak. Önünde kızım. Hangileriymiş? Bak hangileriymiş? Evet onların hepsi salatalık. Evet salatalık. Şöyle de marullarımız da var arkadaşlar. Buraya marul da diktik. Şu iki sıraya yine bir biber çeşidi. Sonra bamya ekeceğiz. Bamya ekmeye karar verdik. Sen bamyayı seviyor musun? Sevmezsin. Ben de sevmem ama yemek zorundasın. Yiyeceğiz. Evet şimdi bizimkiler devir teslim yapıyorlar. Devir teslim. Babamdan pat patı kardeşim aldı. Bakalım ne yapacaklar. Şu anda tartışmadalar. Hadi bakalım. Büyük baba. Pat pat o pat pat. Pat pat. Pat pat. Canavar geliyor. Yemiz yersin. Yemez. Telefonum mu çalıyor benim? Yağmur dün akşam biraz siseledi işte. Şu anda hava şey parçalı bulutlu ama yoruldum. Arkadaşlar şimdi hanım geldi. Fasulyelere
iplerini bağlamaya başladı. Tabii ben de buradayım. Ama sadece çene yapmakla meşgulüm değil mi hatun? Hava da ısındı yavrum. Bunu öğleden sonra ikindinin akşamüstü mü yapsak şu sırayı? Şurada 5-6 köpek tamam, kaldı. Ondan sonra. Nasıl? Emel'in karşılığını görmek nasılmış? Yani şu anda güzel. Değil mi? Ben emeğimin karşılığını ne zaman görürüm? Mahsulü aldım dedi. Ne zaman bahçeme girip istediğimi kopartıp alıyorsam o zaman. Ne zaman tencereme giriyorsa bu fasulyelerde. Hayırlısı. İnşallah. Biz alın tenimizi akıtalım. Gerekli işlemlerini yapalım. Rabbim uygun görürse bize buradan rızkımızı inşallah verecek. Beklentimiz de o yönde. Arkadaşlar şöyle fasulyelerimiz. Fasulyelerimizi şöyle iplere bağladık. İpler görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle yeşil yeşil. Hani bunları böyle bağladı. İlk defa böyle bir şeyle yapıyor. Seracılık yapıyor benim hanım. Malum şehirden geldi. Şehirde yetişti. Şehirde doğdu. Doğru mu hayatım? İlk defa köydesin. İlk defa seracılıkla uğraşıyorsun. Bizimki de seracılık değil de hobi. İşte kendimize. Ama sonuçta buna da bir emek harcıyorsun. Tabii emek harcıyorsun canım. Ben emek harcamıyorsun demiyorum ki. İşte bilmediğimiz için daha... Acemiyiz. Ben kendi adıma söyleyeyim en azından. Ben de acemiyim. Bilmediğim için daha yorucu, daha şey geliyor. Şu anda yorucu geliyor değil mi? Yani. Şu an için evet yorucu geliyor. Çünkü, ama? Dikmesi ayrı bir masra, uğraş. Toprağı işlemesi. Ayrı bir uğraş. Bağlaması ayrı bir uğraş. Otunu yonmak ayrı bir uğraş. Hiç sorma. Baksana otlarım bitti mesela. Yapamıyorum. Yaparız. Biraz daha zaman var diyorlar. Otlar da biraz daha çiğ olsun ki hani kopardığımızda. Şimdi bunları sadece şeylerden üstünden kopuyor sonra bir daha bitecekler. Annem de öyle dedi. Daha zamanı var kızım otları yolmana dedi. Şöyle domateslerimiz. Tabii bilmediğimizi annemize sorup öğreniyoruz. Şöyle salatalıklar. Ne yapıyoruz? Bilmediğimiz şeyi telefon açıp annemize soruyoruz. Ne yapıyoruz diyor reklamlarda. Annemizi arıyoruz diyor. Biz de bilmediğimizde anamıza soruyoruz. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar dışarıda da şöyle göstereyim. Şu da annemlerin serası. Burası bizim. Burası annemlerin. Tabii onlarınki biraz daha düzenli. İşte tecrübe. İnşallah biz de seneye böyle tecrübelerimizi kullanacağız. Domatesleri var, salatalıkları var, biberleri var, marullarını görüyorum. Şöyle fesleğenlerini görüyorum. Yukarıda fideler var daha. Annem fideleri de kendi üretmiş. Şurada sarımsaklar var köşede. Var da var maşallah. Şurada şöyle ağla diyebiliriz biz. Marul, mancar, bezelye. Biraz aşağısında da bakla var. Şurada şöyle çileklerimiz var. Şöyle yukarıya kadar. Şurada ahududumuz var. Bir tane. Hatta bir 9-10 tane kadar. Yukarıda da çileklerimiz devam ediyor. Sonra ne var arkadaşlar burada? Şu kestane ağacımız. Şurada şöyle yan yatmış bir elma ağacımız. Ama her sene elma veriyor. Tadı da çok lezzetli. Şeker gibi maşallah. İncir ağacı var. Şurada armut ağacı var. Şurada yine bir tane ceviz ağacı görüyorum. Şurada kiraz ağacımız var. Şuna çükündür diyorlar. Çükündür. Şurada maydanozlar var. Bunlar tohuma kaçmış galiba. Şu da 1 Nisan fasulyesi diyorlar. Böyle ocak ocak. Şurada yine marullar görüyorum. Pırasalar görüyorum. Pırasa mı sarımsak mı çok da anlayamadım. Pırasa ikisi de var değil mi? Çünkü gözüme bir tuhaf gözüktü. Şunlar da çükündür herhalde. Altlarda evet çükündür.
Şükündür. Sonra bu aşağısına da bu şekilde mısır ektik. Burada da mısırlarımız var. Bunları da çapaladıktan sonra inşallah çekeriz. Manzaramız da bu şekilde. Hava bugün kapalı ama 16 derecede bir sıcak var. Şu şekilde bülbüller ötüyor. Duyuyorsunuzdur, bülbüller de var. Diğer kuş çeşitleri de var. Şurada bizim seramızın dışarıdan görünümü. Şöyle, şurası da şöyle. Evin arka tarafı, yani mandıra, hayvanlarımızın olduğu yer. Daha doğrusu babamların hayvanları. Benim herhangi bir hayvanım yok şu anda. Bakmakta olduğum. Onlar bakıyorlar. Biz oradan sütü, yoğurdu, tereyağını, sütü onlardan olarak her şeyi kendimiz elde ediyoruz değil mi Hatun? Evet. O yüzden şu an herhangi bir büyük baş ve küçük baş alışı girişiminde bulunmadık. Alış girişiminde bulunmadık. Şimdilik bu sırayla vakit geçiriyoruz. Bu sene böyle oldu. Bakalım seneye nasıl olacak? Yoruldun mu? Biraz. Tamam, hadi ya, gidelim. Boynum yoruldu. Boyun kısa ya senin. Evet, boyun kısa. Demirler uzun geldi biraz. Aynen öyle. Teller. Demire bağlamak zorundayım. Şurası biraz daha rahat olur. Ya aslında tuğla getirdim ama tuğla da sanki ayağımın altından kayıyormuş gibi hissettiriyor. Neyse ya, tuğla sıcak oldu. Çıkalım artık. Aldım. Bunu şey yaparız, gelince öğleden sonra keseriz. Ben hiçbir iş yapmadım halde telemeye başladım çünkü. Gerçi ben sabah hava serin diye erken de kalktım. Üzerime iyi giyindim biraz da. Aynen, üstüm biraz kalın. Onun da etkisi var. Aynen öyle. Hatun. Efendim. Artık yeter bence. Şu terime bak benim. Tamam. Bir iş yapmıyormuş gibi görünüyor mu? Sendeki ter. Bendeki ne? Sendeki de alın tabii. Bak bakalım bir. Sendeki de yağmur. Yağmur, evet. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Senemizdekileri anlattık, bostanımızdakileri anlattık. Bunları sadece kendimiz için üretiyoruz. Herhangi bir ticari faaliyette bulunmadığımız için öyle bir derdimiz de yok çok şükür. Sadece kendimiz, kendi ektiklerimiz mahsulleri alıp kendimiz tüketmek, ailemizle beraber huzurlu, mutlu. Organik hem beslenmek için. Organik, doğal. Organikten ziyade bu doğaldır yani. Aynen öyle. Organik bilmiyorum, o ne kadar çok doğru bir tabir. Doğalı neyse o. Fasulye kendimizden. Evet. Yani fasulye de annemin eski fasulye tohumlarından. Domatesler de öyle keza. Sadece burada biberle salatalığı dışarıdan aldım. Ama salatalığın da bir kısmını yine annemden aldım. O fide kendi yetiştirmiş. Marullar mesela annemin yetiştirdiği. Marullar da annemden. Soğanlar pazardan. Böyle. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Ve kanalımıza abone olarak da bizlere destek verirsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.